Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski işgalin ilk saatlerinde suikast girişiminden kıl payı kurtulduğunu açıkladı. Zelenski, Rus birliklerinin başkanlık konutunu basmak için iki kez girişimde bulunduğunu ifade etti. Güneş henüz doğmamış, günü Şubat'ın 24'üne yeni dönmüştü. Rus ordusu Ukrayna'ya üç koldan saldırmaya başladı. Şehirlerde bomba sesleri yankılandı. Başkent Kiev'de ise ülkenin kaderini değiştirebilecek bir olay yaşandı. Rus birliklerinin hedefinde Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve ailesi vardı. Zelenski işgalin ilk saatlerinde Rus ordusunun suikast girişiminden nasıl kurtulduğunu Amerikan Time dergisine anlattı. 24 Şubat'ta güneş doğmadan hemen önceydi. Bombardıman başladığında eşim Olena ile çocukların yanına gittik. Onları evden çıkarmak için hazırladık. Kızım 17, oğlum 9 yaşında. İkisi de tehlikenin boyutunu anlayabilecek yaşta. Onları uyandırdık. Çok gürültülüydü. Bombalar patlıyordu. Kısa süre içerisinde anladık ki Cumhurbaşkanlığı konutu artık güvenli değildi. Rus askerlerinin beni ve ailemi yakalamak ya da öldürmek için keve girdiği konusunda bilgilendirildim. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, yaşananları o geceden önce böyle olayları sadece filmlerde görmüştük ifadeleriyle anlattı. Ukrayna askerleri sokakta suikast timi avına çıkarken Cumhurbaşkanlığı ofisinin ışıkları kapatıldı. Zelenski ve yaklaşık bir düzine yardımcısına kurşun geçirmez dilekler giydirildi. Ellerine silahlar verildi. Ancak silah kullanmayı bilenlerin sayısı oldukça azdı. Binanın girişi polis barikatlarıyla kapatıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Alexey Arestovich, Rus askerlerinin Cumhurbaşkanlığı konutuna iki kez saldırdığını söyledi. Bu sırada Zelenski ve ailesi hala içerideydi. Zelenski, Kiev'in dışında kuşatmaya dayanacak bir sığınak bekliyordu ancak o Kiev'i terk etmeyi reddetti. Aksine işgalin ikinci gününde Kiev sokaklarına çıkıp o ünlü, buradayım gitmiyorum mesajı veren videosunu çekti. Zelenski, Batı'nın kendisini Kiev'den çıkarma tekliflerini de kabul etmedi. подоляк тут.